Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yakışıklı oyuncu Emir Benderlioğlu hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanıyacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Emir Benderlioğlu 28 Ekim 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim görmüştür. Heykel bölümünde okuyan oyuncu ardından grafik bölümüne geçmiş ve bu bölümden mezun olmuştur. TRT ekranlarında tanıtım koordinatörü olarak çalışmıştır. Ankara'da Alper Çağlar ile tanışmış ve daha sonra Alper Çağlar'ın yönetiminde Bukalemun, 4 Saat, Kaba Kurgu, Cam Göz, Panzehir, Dağ 2, Börü filmlerinde rol almıştır. Cam Göz hariç bu filmlerde başrolde oynamıştır. Çağlar'ın filmlerindeki performansıyla beğeni toplayan oyuncu, Harika Uygur Casting Ajansı'na kaydolmuş ve İstanbul'a yerleşmiştir. Adem'in Trenleri isimli filmde Bekir karakterine hayat vermiştir. Ardından da Sessiz Fırtına isimli dizide İbrahim karakterine hayat vermiştir. 2008 tarihinde yayınlanan Medyapım dizisi olan Dedektif Biraderler isimli dizide başrol olarak Savaş karakterine hayat vermiştir. 2008-2010 tarihlerinde Kavak Yelleri isimli dizide Mine'nin sevgilisi Burak karakteriyle ekranlarda gözükmüştür. Fotoğrafçılıkla da yakından ilgilenmiştir. Animasyon, 3D grafik gibi konulardaki yarışmalarda da ödüller kazanmıştır. 2010 tarihinde vizyona giren Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde isimli komedi filminde Dumrul karakteriyle rol almıştır. 2009-2010 tarihleri arasında TRT1'de yayınlanan Ayrılık isimli dizide Eytan karakterine hayat vermiştir. 2 Temmuz 2010 tarihinde Ceren Şekerci ile evlenmiştir. 2010 yılının Ağustos ayında Fox TV'de yayınlanan Keskin Bıçak dizisinde başrolde yer almıştır. 2016-2017 tarihlerinde Arka Sokaklar dizisinde Sezgin Onur Alp karakterine, 2018'de Star TV'de 6 bölümlük mini dizi olarak Börü'de yer almıştır. 2019-2021 tarihlerinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Behzat Façalı karakterine hayat vermiş. Günümüzde ise TRT1'de yayınlanan Barbaroslar Akdeniz Kılıcı dizisinde Piri Reis karakterini canlandırmaktadır. 2021-2022 yıllarında Blue TV'de yayınlanan Börü 2039 dizisinde yine Turan Karakaya karakterini canlandırmaktadır. Dedesi 4 sene Ankara Belediye Başkanlığı yapmış olan Mehmet Atıf Benderlioğlu'dur. Emir Benderlioğlu hakkında daha detaylı bilgi vermek için röportajlarından bilgiler vereceğiz. Emir Benderlioğlu'na sorulan, aynı zamanda grafik mezunusunuz. Kimi kamu kuruluşlarında ve filmlerin afişlerini tasarladığınız doğru mu? Bu filmin afişinde imzanız var mı? Sorusuna, çok olmasa da afiş çalışmalarım oldu, doğrudur. Filmimizin afişini usta sanatçı Emre Erdem hazırladı, demiştir. Resim, heykel, grafik, oyunculuk, güzel sanatların her alanında eliniz var. Sesiniz de güzeldir sizin. Bilmediğimiz başka hangi sanatsal yetenekleriniz mevcut sorusuna. Son zamanlarda elektronik devre tasarımlarına sardırdım. Bilenler bilir, Arduino, Raspberry, Balko, Kablo, Havya, Lehim falan tasarımın ve üretimin her türlüsü iyidir. İşim ve ailemden kalan zamanlarda ki çok fazla değil, tasarımla uğraşmak beni dinlendiriyor, demiştir. Fantastik hikayeler de yazan biri olarak romantik komedilerde oynamak sizi tatmin ediyor mu? Belli ki hayal dünyanız sıradandan farklı. Öncelikle Kız Kaçıran bence bir romantik komedi değil, romantizmle dalga geçebilen bir film. Ben bu anlamda tatmin oldum yani. İşin öbür tarafı ise sizin bu soruyu sorarken yaşadığımız coğrafyanın toplumsal kültür anlayışını, sanata, bilgiye ve hayal gücünün önemine bakış açısını gözettiğinizi varsayarsak ancak şöyle cevaplandırılabilir.
Buralarda bazı şeyler Brezilya kumsallarında atkı satmaya benziyor. O yüzden beklentileri çok yükseltmemek lazım. Bilmem anlatabildim mi? Evli ve öfkeli ile de ekrandaydınız en son. Evli olanın öfkeli olması normal mi? Öfke yaratıyor mu evlilik bağı? Yok canım, neden yaratsın? Tam tersi, evlilik tabiri caizse güzel bir ehlileşme ya da ehlileştirme yöntemi bana göre. Siz dizi senaristlerinin izleyici çekmek için yazdığı bazı başlıklara bu kadar çok takılmayın bence, demiştir. Size bir sıfat yakıştırmamız gerekse evli ve soru işaretini neyle doldururdunuz? Evli ve arabalı. Ben bilmem, eşim bilirden ödülle ayrıldınız. Peki evde gerçekten kim bilir? Son söz kimindir sorusuna. Kesinlikle son söz benim. Peki karıcığım? Mutlu evliliğin sırrı nedir? Bizimle paylaşır mısınız sorusuna. Çok basit. Mutlu birlikteliğin sırrı gülmek ve beraber gülmek. Beraber eğlenebilmekten başka bir şansı yok uzun ilişkilerin. Bir de kızınız var, ancak tek bir fotoğrafına bile rastlamış değiliz. Eşiniz de siz de kamera önündeki insanlarsınız. Magazinden uzak durabilmek zor değil mi sorusuna. Bakın şimdi size benden bir soru. O TV programlarında, magazin eklerinde 1 yaşında, 2 yaşında ve her gün arıza endam eden çocuklar acaba bir gün çıkıp demeyecekler mi? Anne baba, benim küçüklüğüm, bebekliğim neden bu kadar ifşa edildi? Neden bu kadar herkesin diline, gözüne düşürüldü diye? Bunu sormayacağı ne malum? Ne cevap vereceğiz o çocuğa? Arada sırada olmak kaydıyla ailecek bir röportaj verilebilir. Bir doğum günü yapılabilir ama her gün, her dakika olmaz bu, demiştir. 10 yıl sonra kendinizi nerede, nasıl görüyorsunuz sorusuna. 10 yıl bu memlekette plan program yapmak için çok uzun bir süre maalesef. Ailemizle bir arada sağlıklı, huzurlu olalım. İnsanlar ölmesin, bombalar patlamasın, bir takım para babaları istedi diye gencecik çocuklar birbirini öldürmesin. Gerisi mühim değil, diyerek ifade etmiştir kendisine. Emir Benderlioğlu birçok film ve dizide rol almıştır. İlk kısa filmini 2004 tarihinde 4 Saat isimli kısa filmden çekmiştir. Ardından 2005 tarihinde Kaba Kurgu isimli kısa filmde yer almıştır. 2006 tarihinde Adem'in Trenleri ve Bukalemun sinema filminde yer almıştır. Bukalemun ise kısa filmdir. 2007 tarihinde ise Sessiz Fırtına isimli dizi Cam Göz kısa filminde yer almıştır. 2008 tarihinde Dedektif Biraderler dizisinde rol almıştır. 2007-2010 sezonunda Kavak Yerlerinde rol almıştır. 2009-2010 tarihinde Ayrılık isimli dizide rol almıştır. 2010 tarihinde Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde sinema filminde yer almıştır. 2010 Keskin Bıçak dizisinde yer almıştır. 2011 Hop Dedik Deli Dumrul sinema filminde yer almıştır. 2011 Yer Gök Aşk dizisinde yer almıştır. 2013 Galip Derviş dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2013 Yalan Dünya dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2013 Osmanlı Tokadı'nda Osmanlı Tokadı dizisinde yer almıştır. 2014'te Panzehir sinema filminde yer almıştır. 2016 Dağ 2 filminde sinema filminde yer almıştır. 2016-2017'de Arka Sokaklar dizisinde yer almıştır. 2017'de Cesur Yürek dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2017'de Fi dizisinde yer almıştır. 2018 Börü dizisinde yer almıştır. 2018 4N1K İlk Aşk dizisinde yer almıştır. 2018 Börü sinema filminde yer almıştır. 2019-2021 sezonunda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer almıştır. 2019'da Aman Reis Duymasın sinema filminde yer almıştır. 2019 Şuursuz Aşk sinema filminde yer almıştır. 2021 günümüzde şu an Barbaroslar Akdeniz Kılıcı'nın dizisinde yer almaktadır. En son dijital dizisi de Börü 2039'dur. Emir Benderlioğlu hakkında bilgiler verdik. Onu yakından tanımaya çalıştık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın.